Selam gençler, ben Umut. The Beast Inside'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçenki bölümde biraz şifre falan çözmüştük, gezdik dolaştık. Bu bölümün biraz daha korkutucu olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce korku oyunları ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımı likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için ve oyuna başlıyoruz. Evet, bölüm 6 demişiz. Yargıç. Beni boğmaya çalıştı ve silindir şapkalı ve maskeli adam olmasaydı neredeyse başarıyordu. Yargıç Norton'un gözlerimin önünde öldürdüğü onu boğazını kesti. Beni kurtarmaya çalışıyor gibiydi ama neden demiş. Evet, biz de bunu soruyoruz ama neden? Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Kim konuşuyor böyle ya? Room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. There's so many of them. Wait, wait. Walter Gilman. Sanki bunu daha önce de duymuştuk ya. Duymamış mıydık? Ben sanki duymuşuz gibi hatırlıyorum ama neyse. Hikayeye devam edelim bakalım. Kapı artık kilitli ve buradan bir çıkış yok. Resepsiyon alanına ulaş. Ulaşalım bakalım. Tabii ki sağı sola alıştırmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Bu arada bu oyuna gerçekten ilgi var. Daha doğrusu ilginin sebebi de büyük ihtimalle YouTube aramalarında ön plana çıkması. Fakat gelen arkadaşlar videoyu baştan sona izlemiyor. Tabii ki herkesten bunu bekleyemem. Ama biraz önyargı olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığım iş bu kadar kötü mü ondan da emin değilim. Bir şans verirlerse sevinirim en azından yani. Şimdiden teşekkür ediyorum. Gerdir, fırlat. Burada bulabileceğimiz tek şey galiba loot. Yani oyunla ilgili bir dakika. Yanlışlıkla yaktım ya. Neyse. Hadi şunu tutuşturalım. Başka var mı? Bunu yakamıyoruz. Neyse tamam. İşimize yaramaz. Biz yolumuza devam edelim en iyisi. Resepsiyona ulaşıyoruz. Resepsiyona doğru gidiyoruz. Bir saniye, şurada bir şey var. Bu kadar uzaktan parlamasından zaten önemli bir şey olduğu belli. Şunu alalım. Bu arada oyunun hikayesi gerçekten ilgi çekici. Temizlik görevlisinin odası. Pekala. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? I've just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and illusions all bleeding into one. Babacım, nasıl bir cinayet bu ya? Adam zaten ölüydü ve seninle savaştı. Yargıç hakkında broşür. Gilman kimdi? Neden Norton'u arıyordu? Şerife güveniyor muydu? Gelin bakalım. John Norton. Blackstone'da iletişim Walter Gilman. Döndürebiliyor muyuz? Arkasında bir şey yok. Walter Gilman. Açılıyormuş yala. Aklım gitti lan. Neredeydim bu? Yukarıdan mı düştü? Terbiyesiz herifler ya. Arka tarafa biraz gidelim. Şimdi bu şeyin odası.
Hizmetli odası otellerde nerede oluyor bilmiyorum ama. Bir yerlerden ses geliyor sanki. Ya hizmetli odası en alt katta olur diye düşünüyorum ben. Fakat emin değilim. Buraya da anahtar lazım. Ne kadar hızlı vursanız o kadar hızlı zıplıyor. Yavaş vurduğunuz zaman yakalaması daha kolay oluyor. Hop. Bu nedir? Pirit parçası, babamın madeninden bir pirit parçası. Bazıları ona aptal altını der ancak Hyde ve Whitehead ailelerine refah getirmiştir. Aptal altının demeleri de biraz tuhaf olmuş. Yakalım abi. Ne olur ne olmaz. Ne oluyor lan? Böyle birdenbire niye coştu anlamadım. Hadi be, bunlar bile mi kilitli? Ya hep eğileceğim. Sürekli kibrit yakıyorum. Neyse, çok da önemli değil. Burada şunlar var. Fakat açamıyoruz. Tamam, o zaman demek ki burada işimiz yok. Açar mısın kapıyı? Sağ tarafa geçemiyoruz. Bu tarafa doğru bir gidelim, sonra yukarıya gideriz. Temizlik görevlisinin odasını arıyoruz şu anda. Abi etrafta bir şey oluyor. Ben mi kaçırıyorum? Kapı. Açılmıyor sanki. Evet. Kilitli. Deme bunu işte daha. Al al. Al şunu da yak. Yani böyle şeyler deme. Kim var abi bu? Burada kim olabilir bizimle birlikte ya? 113. Ben buradayım şu anda. Resepsiyon. Çıkış çıkış. Temizlik görevlisinin odasıyla ilgili hiçbir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Evet, yalnız olmadığımız belli. Yanan mumlar var. Sakin. Sakin ol. İncil'den bir sayfa. Allah Allah. Okuyalım bakalım. Luka 8:17. Çünkü açığa çıkarılmayacak hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkamayacak, saklı hiçbir şey yoktur. Evet. Güzel. Pekala diyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Bunda bir şey yok. Kibrit bulduk. Buralara geldikçe ses çoğal. Ya bunları niye açamıyoruz abi? Şaka mısın sen ya? Cidden. Bence burası temizlik görevlisinin odası olabilir ya. Yok lan, burası ibadet edilen bir oda. Temizlik görevlisi ne alaka?
Şimdi ben buradayım. 115 ve 114'e bakıp aslında geri döneceğim. 101, 102, 105, 106 bu odalara bakacağım. Böyle bir artık önümüzü abi. Canım kardeşim, görmedin mi sen onu? Hiçbir tepki vermedin de az önce. Hani sanki görmemişsin gibi bir tepki vermedin de. Allah kafana Meryem Ana'yı fırlatırım ha. Yandan sen de. Kimse var mı? Oradan ses geliyordu da ben de ne sesi bu falan diyordum kendi kendime. Meğer yağmur yağıyormuş dışarıda, onun sesiymiş. Buradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Herhangi bir şey var mı bu odada? Sanırım yok. Yani bu odada pek işimiz yokmuş gibi gözüküyor şu anda. Evet, ne işe yarayacak? Hiçbir işe. Devam edelim. Bu da az önce şuradan bir yerlere gitti ama. Artık üst kata bir çıkalım. Abi bu adam kim ya? Bu adamın fotoğrafını sürekli görüyoruz. Ne oluyor? Abi kim bu şerefsiz ya? Dolaşıyor buralarda. Yani canım kardeşim, sen de farkındasın ki o yaşayan bir varlık değil. Yani götünde dolaşmasak daha hayırlı olur ama ben şu anda 207'nin önündeyim. Pekala, ne yapıyoruz şimdi? Odalara girmeye devam. Ya burası hizmetlinin odası olamaz ama girelim bakalım. Temizlik görevlisinin odasını... Anan avradını! Evet. Oh! Gözlerim beni yanıltmadıysa... Bu camdan az önce birisi geçti. Bir şey oldu, bilmiyorum, bir şeyler oldu. Müşterilerden birinin mektubu. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Neden müşterileri rahatsız edeyim ki? Böyle bir şey yaptığımda karanlık odaya kilitleneceğimi biliyordum. Sayın Hyde Bey, karımla ben broşürlerinizde gösterildiği üzere haftayı otelinizde geçirmenin zevkli ve rahatlatıcılığı olacağını ummuştuk. Gerçekten de ormanın sakinleştirici bir havası var. Dağ havası eşliğindeki uzun yürüyüşlerde sağlığımıza iyi geliyor. Maalesef söyleyebileceğim tek iyi noktalar bunlar ki bunlardan da ayıp olmasın diye bahsediyorum. Her gece dengesiz bir velet koridorlarda çılgınca kahkaha atarak koşturdu ve kapımızı çalıp durdu. Birkaç kere onu azarlamayı denedim ancak her defasında benden kaçıp bir yere saklanmayı başardı. Bu da onun mekanın her köşesini çok iyi bildiğini kanıtıydı. İşin aslını buradan anlayacağımız gün sizin ofisinize girerken onun kim olduğunu fark ettim. Sizin oğlunuzdan başkası değilmiş. Oğlunuza sahip çıkamayıp onun müşterilerinin sabırsızlıkla beklediği tatillerine burnu sokmasına izin veriyorsanız otel işletmeye uygun değilsiniz demektir.
Emin olun bu tecrübemden tüm tanıdıklarıma bahsedeceğim ve Providence'da pek tanınan biriyimdir. Karım ve ben otelinizi bir daha uğramayacağız. A.S. Abel. A.S. yavrum A.S. Yalnız korkudan altıma sıçıyordum. Belgeyi okumak için bile nasıl can çekiştim. Gitti çünkü kafa gitti abi. Lütfen, lütfen böyle şeyler yapmayın. Burada başka oda. Burada başka oda yok mu ya? Kilitli. Bir daha bakıyoruz. Az önce girdiğimiz oda 209'du galiba. Bu taraftan geldik. Korkmadım, korkmadım. Çok belliydi böyle bir şeyin olacağı. Yok değil mi lan? Öyle artistlik yapmayın. Aa! Ayıp be birader ya. Göze çarpan başka bir şey yok buralarda. Şuraları bir açalım. Şuraları bir açalım. İnsan gerçekten ne bulacağını merak ediyor. Ama hiçbir çekmeceden de bir şey çıkmıyor kardeşim. Keşke bu çekmeceleri kan var. Keşke bu çekmeceleri yapmasaydınız da bari açmak zorunda kalmasaydık abi. Kan var. Burası da açılmıyor. Ay! What was that? Ya ne bileyim anasını satayım oğlum. Bölüm niye böyle oldu ya? To hell, maybe. Christ, what have I gotten into? Bu bölüm böyle ufaktan sanki altıma sıçırtıyor beni. Tevekkeli değil adam, diğer adamın bölümlerinde bu kadar korkunçlu şeyler yapmıyorlar. Bir insan zihni sürekli böyle zıplamaya dayanmaz. Özellikle benimki açıkçası hiç dayanmaz. Ya ses yapma kardeşim, ses yapma ya. Vallahi ne yapsak anlamadım ki ya. Neydi o? Elimizde makineyle hayalet kovalasak daha iyi, anasını satayım. Save aldı. Oyun vallahi save aldı. Konuşamadım. Save aldı.
Kilitli. Tut abi, tut tut tut. Tut, ne yapıyorsak yapalım artık, tut. Bunu niye yaptık biz? Yukarıya çıkmak için yaptık. Biri kapıyı çaldı az önce. Tüylerim diken diken. Buraya bir bakmak istiyorum açıkçası. Bakmadan gitmek de olmaz şimdi. Looks like a slaughter. Good God. Something's wrong here. I'd better grab that tool and get out of here. This should cut through the chain. Opal psikiyatri hastalar için dergi. Psikiyatri hastanesindeki hastalar için basılan dergi. Böyle yerlerde hastalar güzel şeyler düşünemez. Mutfak artıklarıyla beslenir ve yataklarına bağlanırlar. Çoğu hayatta kalamaz ve bunu başaranlar artık özgür değillerdir. Öyle bir yerden çıkmak bile büyük bir şans sayılmalı demiş. Hastalar tarafından düzenlenmesi yapılan ilk dergi, şiirler, öyküler, röportajlar vesaire vesaire. Tamam, bir şey yok aslında. Rafta kimse yok değil mi? Ya biraz daha hani sessiz olur musun? Abi oyunda çok detay var ve hangisine bakacağımı şaşırıyorum bazen. Ama işte şöyle de bir şey var. Her detay da verimli bir detay değil yani. Sadece detay olsun diye koyulmuş bazı şeyler. Yani hikayeye veya oyuna herhangi bir katkısı yok tabii ki. Ama koyulmuş mu? Koyulmuş. Ya lambanın şeyi bitmiş ya, tamam. Ben de diyorum ne oluyor? Burası temizlikçi odası mı? Sanmıyorum ama. Hayırlısı. Poor soul. He spent most of his life here and after death he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Orada ölü var, ölü var. Ölü var abi, ölü var. Orada ölü var. Çok da muhatap olmak istemiyorum ama. İyiş. Bugün ben mi çok tırsam bilmiyorum. Ya da dalağım da gevşemiş olabilir artık. Az önceki olaylardan sonra. Oda 106'ya ve otelin ikinci kanadına açılan koridora erişmek için kullanılabilir demiş. Güzel, alalım. Ürkütmedi, ürkütmedi. Şu anda beni ürkütmedi. Temizlik görevlisinin notları. Zavallı adam için üzülüyorum. Aklını başında tutmak için içmeye başlamış. Eğer şu hayaletler beni rahat bırakmazsa korkarım. Onun gibi olacağım demiş. Bay Jacob bana içmeyi bırakmamı söylüyor. Hayal gördüğümü iddia ediyor ama yemin ederim hepsi gerçek. İçiyorum çünkü korkuyorum. Bu ormanlarda bir şeyler geziyor. Ağaçlarda insanlık dışı çığlıklar ve mağaralarda ulumalar duydum. Ağaç kabuğunda pençe izleri gördüm. Bay Jacob şöyle diyor. Sakin ol. Ayyaş misafirleri korkutacaksın. Yani aslında okuyamadım burayı. Sakin ol. Sakin ol Ayyaş. Misafirleri korkutacaksın. Virgül biraz yanlış yerde sanırım.
Ya korkmamaları gerekiyorsa kaç kişi ormana gitti ve bir daha geri dönmedi? Tanrım, ulumaları tekrar duyabiliyorum. Biraz daha içmezsem bu gece hiç dinlenemeyeceğim demiş. Güzel. Buralardan bir yerlere gidebiliyoruz. Oğlum çıkmışken atlayalım, siktir gidelim bence ya. Hı? Çok mantıklı değil mi? Ama olmaz. İlla götümüzde ayır bağırsın. Şuradan atlayan insanı öldür mü? Neresi lan burası? Burada atlayan insan ölürmüş. Tamam, pardon. Neyse, burada da zaten sonumuz daha hayırlı bir son olacağı benzemiyor. Bu değil. Hangi anahtar? Şu. Oda 106 ve otelin ikinci kanadına atılan koridora erişmek için. Burası değil mi oğlum o koridor? Demek ki değilmiş. Neyse. Buradan anahtarı kullan falan mı diyeceğiz acaba? Yo. Devam et ya. A kalanının anahtarı. Güzel. Bunu alalım. Şunu alalım. Is this a ghost or did I completely lose my mind? Böyle bağırmaya devam edersem komşulardan şikayet alabilirim. Ay. Kalbim küt 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 küt. Tercihinde kaldım şerefsiz herifler ya. Donut open. Tamam, açma gibi bir derdimiz yok da. Nereden gideceğiz birader? Şifreli not. Görünüşe göre temizlik görevlisi misafirlerinden biriyle ciddi bir problem yaşamış diyor. O kahrolası herif beni havaya uçurmak istedi. Piçi bastırmayı ve odalardan birine kilitlemeyi başardım. B kanadına girmeniz gerekirse Tanrı sizi korusun. Asma kilit şifresi Anger'dir. O kahrolası beni havaya uçurmak istedi ve odalardan birine kilitlemeyi başardım. O kahrolası herif bence bizim götümüzde bağıracak birazdan. Anger. Geçti değil mi? Geçti. An. Ya, tüh. Neyse. Şimdi odalardan birine kilitledin. Güzel. Umuyorum. Yani neyi umuyorsun Umut? Allah'ını seviyorsan. Herif zaten karşımıza çıkacak yani. Allah'ın emri değil mi bu? Başka bir alternatif mi var yani? Şu anda korku oyunu oynuyorsun. Elbet öyle bizi kovalayacak. Sakin ol. Bunun parlamasının bir amacı var tabii ki de. Şimdilik şuradan şuraya atlayacağız da önceden şu odaya bir bakmak istiyorum. Kilitli. Tamam. Oha.
Ne olmuş lan öyle? Bir askerin mektubu. Tanrım, bu çılgın adam bir birlik askerimin üniformasını çalmakla kalmamış. Üç masum insanın canına kıymış ve başkasının suikastını planlamış. Neyse ki artık ölü ama onu kim öldürmüş olabilir? John. Her şey planlandığı gibi gitti. Evet sevgili kardeşim, başyapıtımızın finaline ulaştık. Bir birlik askerinden bir üniforma almayı ve Massachusetts'in kuzey bölgelerine kadar ilerlemeyi başardım. Yolda güzel ülkemizin bayrağına tüküren vatan hainlerini öldürdüm. Galiba kayboldum ve Lowell yerine kendimi ormanda buldum. Neyse ki son dualarımı ederken Tanrı bana rehberlik ederek terk edilmiş bir otel bulmamı sağladı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, Tanrı bizim tarafımızda kardeşim. O da bizim çalışmamızın nihayete ermesini istiyor. Bu nedenle Abraham Lincoln ve onun lanetli takipçilerinin günleri sayılı. Umarım Montreal'e sağ salim varmışsındır. Tanrı'nın seni beni koruduğu şekilde koruduğuna inanıyorum. Tanrı Konfederasyonu korusun. Tanrı Jefferson Davis'i korusun. James W. Booth. Evet. Milletçi bir arkadaş. Kafasına 3 tane bıçak yemiş diyecektim de 3 tane bıçak yememiş. Neydi bu? Bahçe makasıydı değil mi bu? Sanırım evet, bahçe makası. Kafasına bahçe makası yemiş. Göğsüne, pardon, düzeltiyorum. Göğsüne. Evet, biz hayatımıza devam edelim. Kardeş, bak ben öldüğünle kal yani. Çok da zorlama, tamam mı? Buradan gideceğiz belli. Sen yatıyor musun hala? Yatıyorsun. Yattığın yerde kal. Ne yapacağız? Şuradan bir şeyi keseceğiz ve dışarı çıkacağız büyük ihtimalle. Oğlum yok muydu? Aa doğru, diğer şeyde vardı ya. Bunda yoktu. Diğer adamda vardı. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki de keskin bir şey arıyoruz. Keskin bir şey tabii ki nerede var? Tezevengin üstünde var diyecektim. Neredesin lan? He? What? But he couldn't just get up and walk away. Let me go. Help! I will relieve you of your life, you hated bastard! You did such an assassination! Look at my papers, man! O ne oğlum, elinde bomba mı vardı onun? Os. Yalnız biz de az değiliz he. Her yeri kana buladık. Ver babacığım makası. Hadi bakalım, artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Şu herife bunu yaptıysak gerisi tırıvır abi. Devam et. Hadi kullan artık. He. Açılın bir nefes alayım ya. Allah'ınızı seviyorsanız açılın bir nefes alayım ya. Oğlum açıl. Oh be.
Bodrum manyaklar ya. Yavaş. Hakan yavaş. Burası mı kardeş? George'un ofisi hangisi? Çok affedersin de şu mu? Dur bakayım ne yazıyor üstünde? Evet. Bu maymuncuk mantarının gerçek maymuncukla alakası yok değil mi? Sadece oyuna özel bir şey. Yani gerçekte kapıları böyle açamıyoruzdur büyük ihtimalle. Hiç böyle bir tecrübem olmadı ama yine de bir... You were supposed to check every possibility, Norton. You're a judge and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me, and that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Did that really happen? Did they plot against my father and me? Abi ortada bir miras var ve bu herifler babamıza komplo kurup mirastan men etmeye çalışmışlar. Acaba babamıza hani komplo derken öldürmeye falan mı çalıştılar acaba? Bir olaylar dönmüş. Ben de okunur bir şey sandım değilmiş. Biraz tuhaf. Olaylar iyice tuhaflaşmaya başladı. Masada bir şey bulamadık. Masada bir şey bulamamak bana biraz tuhaf geldi. Genelde böyle şeyler hep masada olur ya. Neyse dönelim gidelim bakalım. Oğlum nasıl bir ofis lan burası? Kocaman. Gaz lambamız da az kaldı. Gazete küpürü. 13 Eylül 1854 Çarşamba. 11 Eylül Pazartesi Blackstone'da şerif bir maden ve otel sahibi olan Jacob Hyde hakkında tutuklama kararı çıkardı. Hyde otele vardıktan sonra ağır yaralanarak hayatını kaybeden yargı John Norton'un cinayetiyle suçlanıyor. Karşılığında $500 değerinde ödül veriliyor. Norton'u otelin sahibi mi öldürmüş? Olaylar iyice boka sarmaya başladı. Kaybolmayla ilgili bir mektup. Tarife göre Henry tipik bir melankoliye benziyor ama erken sonuca varıp intihar ettiğini söyleyemem. Bu bölgede çok fazla insan kayboldu ve kesinlikle hepsi aşırı derecede hassas demiş. Bay Hyde, size defalarca yazdım ancak bir yanıt alamadım. Bu yüzden tekrar soruyorum. 2 ay önce otelinizde kalan kardeşim Henry'yi gerçekten hatırlamıyor musunuz? 31 yaşında, uzun boylu, zayıftı ve gözlüklü. Ruhsal bir çöküntüden sonra bir miktar huzur ve sessizlik aramak için mekanınıza gelmişti. Genç bir sanatçı olarak manzara resimleri çizmeyi planlıyordu. Her zaman bu bölgenin sakin atmosferini sevdiğini ve bu dağların ve ormanların ruhunda doğru nota bastığını söylerdi. Önceki mektuplarımda da bahsettiğim gibi kardeşim asla eve dönmedi. Blackstone en son görüldüğü yerde acı dolu olduğu için kendi hayatını son verme ihtimalini göz ardı edemem ve umarım öyle olmamıştır. Belki Henry'nin ortadan kaybolmasının gizemini çözmeme yardım edecek bir ayrıntı hatırlıyorsunuzdur demiş. Saygılarımla Anthony Wilcox. Ben bunu okumaya çalışırken buralarda bir yerlerde bir anahtar olacağından bahsetti karakterimiz.
Odada bir anahtar olduğuna inanıyorum ben de o zaman. Odadaki anahtarı bulup yolumuza devam edeceğiz. Buralarda bir yerlerde ama nerelerde değil mi? Bakıyoruz abi, her kuytuyu, her köşeyi arıyoruz. Yani gençler, bu anahtar sonuçta değil mi? Nereye koymuş olabilir ki anahtarı? Zaten oyunda anahtarlar, manahtarlar, etkileşime geçebileceğimiz her şey lamba gibi parlıyor abi. Şöyle atalım, altına bakalım. Burada bir şey var mı? Koltuğu şöyle hop. Yok. Anahtar, ne bileyim, mesela şurada bir anahtar olmasını beklerdim ben açıkçası. Çoğu şeyinde açamıyoruz. O biraz tuhaf. Hani herhalde artık imana gelip şey dediler. Lan bu kadar da şey, artık açmasınlar insanlar da, yazık artık yani. Zaten içine bir bok koyduğumuz yok. Değil mi? Bence öyle demiş olabilirler. Buralarda bir yerlerde bir anahtar olmalı. Evet, burada değil. Burada da değil. Bunlar zaten açılmıyor. Abi anahtar nerede olabilir ya? Buralarda bir yerlerde bir anahtar olabilir. Evet olabilir ama nerede olabilir abi? Anahtarlar nerede? Allah'ınızı severseniz ya. Anahtar varsa buradadır abi. Buradan farklı bir yerde bir anahtar olabileceğini ben hiç düşünmüyorum ya. Aga be, resepsiyon 107 208 numaralı odalara 107. Konuşamadım da anasını satayım ya. 107 ve 208'e girebiliyoruz. Ayrıca resepsiyona gidebiliyoruz. O ne lan? Ablacığım sakin ol. Bir sakin olur musun? Bak. Lütfen sakin olalım. Hop birik. Böyle düşürebildiğime göre bir amacı vardır diye düşünüyorum yani, değil mi? Hmm.
Madeleine'in küpeleri. Bunlar elmas mı? Bir servet değerindedirler herhalde. Peki ya Jacob, o kimmiş? Babam mı yoksa diğer müşterilerden biri miymiş? Eğer babamsa Madeleine onun bunu... Evet, bunu düşünmek istemiyorum demiş. Sevgili Madeleine. Jacob. Al abi. Bunları da al. Şunu da al. Ben orayı kapattım diye o buraya gelemeyecek mi? Tabii ki de gelecek dostum. Madeleine. O da kim? Müşterisi miydi? Kolisini almayı unutmuş diyor. Aa, buradan aşağıya atlıyoruz. Geri mi gideceğiz? O tarafa gidemediğimize göre, değil mi? Bu tarafa da gidemiyoruz. Çok ilginçtir. Burada da girecek oda yok. Peki geldiğimiz yoldan gitmeye denesek? Hayırdır lan, beni mi korkutuyorsunuz? Dilim dönmüyor anasını satayım. Nereden gidiyordum ya? Evet. Sanırım resepsiyona geldik. Hey! Yakıştı mı? Ha? Yakıştı mı? Bence yakışmadı. Bence hiç yakışmadı yani. Burayı mı açıyor? Nereye açıyor bu anahtar? Çıkış yapmamış. 202. Tabii ki direkt olarak 203'e girebilir miyiz? Önce 202'ye gireceğim. Oradan dolaşacağız. Döneceğiz dolaşıp 203'e gireceğiz. Lütfen ya. Evet gençler, bir sonraki bölümde dedektifin odasına gideceğiz. Üst kattaymış kendisi. Göreceğiz bakalım orada ne var ne yok. Ama bu bölümde gerçekten sağlam korktum. Oh. Bir an önce diğer karaktere geçelim de biraz artık hayalet avlayalım ya. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki kanalımda genel olarak korku videoları paylaşıyorum. Eğer korku videoları hoşunuza gidiyorsa, korku oyunları daha doğrusu, kanalımı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz video hoşunuza gittiyse likelayıp yorum atarsanız etkileşimimi arttırmış olursunuz. Çok teşekkür ederim size bunun için. Şimdiden sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.